Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni oyun serime hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yanlış duymadın, söz verdiğim gibi yeni bir oyun serisiyle yeniden karşınızdayım. Allah izin verirse Her Seferin 4 isimli bir oyunumuza yeni bir oyun serisi başlamak istiyorum arkadaşlar. Fazla konuşarak zaman kaybetmek istemem, onun için hemen senaryoyu seçiyorum. Oynamak istediğim ulusu seçip en zor seviyede arkadaşlar oyunu oynamaya başlıyorum. Evet, İlk Hearts of Iron 4 oyun serimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin olacak en zor seviyede. Neden? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, Hearts of Iron 3 oyun serimizi Türkiye Cumhuriyeti'nin en zor seviyede oynamıştık. Ve gelenek devam etmesi için arkadaşlar, Hearts of Iron 4 ilk oyun serimizi Türkiye Cumhuriyeti'ne oynayacağım en zor seviyede. Evet, hayaller tamam. Fazla zaman kaybetmeden oyuna giriş yapalım. Evet, amacım Türkiye Cumhuriyeti'nin Hearts of Iron 4 oyun serimizde ne olacak oyunun sonuna kadar? Benim amacım arkadaşlar, başarabilirsem süper güç olmak olacak. Başarabilirsem tüm dünyaya hükmetmeye çalışacağım ama bana göre arkadaşlar bu kolay olmayacak. Başarması mümkün mü bilmiyorum. Ama başarabilirsek ne mutlu. Başaramazsak da süper güç olmaya çalıştım. Baktım her şey kötüye gidiyor. En azından arkadaşlar oyunun sonunda bağımsız kalmaya çalışacağız. Eğer ki her şey kötüye giderse. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl başlayacağız? İlk önce arkadaşlar amacım hükümette başta bulunan partiyi değiştirmek olacak. Millet Partisi'ni getireceğim. Neden? Çünkü arkadaşlar ancak Millet Partisi'ne veya Komünist bir partiyle başka ülkelere savaş sebebi araştırıp savaş açma imkanı bulabiliriz. Komünistlere neden yaklaşmak istemiyorum? Çünkü arkadaşlar ileride Sovyet Birliği'ne karşı savaşmak istiyorum. Ve bunu yapabilmek için mecbur kalırsam Almanlarla müttefik olmak zorundayım. Onun için arkadaşlar Millet Partisi'ni hükümete getirmeye çalışacağım. Evet, bunu yapabilmek için de arkadaşlar bize bir tane danışman lazım, faşist olan, o da Nihal Atsız. Evet, şimdi bize tabii Nihal Atsız getirebilmek için 150 siyasi puan lazım. Siyasi puan hızlı bir şekilde bulabilmek için de arkadaşlar siyasi çaba olayına giriş yapmamız lazım. Evet arkadaşlar, bir an burnum akacak hissine geldim. Affedin biraz arkadaşlar, bu sıralar burnum akıyor. Neden mi diyeceksin? Çünkü alerjim var bazı şeylere karşı. Örneğin ev tozu veya ota karşı. Tabi bu da arkadaşlar yan etkisi oluyor alerjinin de. O da burnumun akması. Kaşıntı gibi. Kaşıntım yok çok şükür de. Ama burnum akıyor aradırsa da. Onun için temizlemek zorunda kalabilirim. Video arasında affedin artık. Evet, şimdi gelelim teknoloji. Teknoloji olarak arkadaşlar elimden geldiği kadar sanayiye ilk başta önem vereceğim. Yani sanayi araştırmasına. Neden? Amacımız üretim gücümüzü arkadaşlar, üretim kapasitemizi hızlı bir şekilde yükseltmek için. Tabi araştırma hızımızı da yükseltmek iyi olur. Elektroteknik araştırmasına başlayalım. Affedin, oyun Almanca, neden İngilizce değil? Çünkü arkadaşlar Almanca İngilizceden daha iyi benim. Neden? Çünkü biliyorsunuz ben gurbette yaşayan bir Türk'üm, Viyanalıyım. Arkadaşlar ve Almancayı maalesef ana dilim kadar iyi konuşabiliyorum. Hele Türkçeden daha iyi diyebiliriz. Affedin ama arkadaşlar gurbette doğdum büyüdüm. Ve ortam bende arkadaşlar Avustralyalılardan, yabancılardan oluşuyordu. Türk arkadaşlarım var ama onlar da benim gibi arkadaşlar. Affedin artık. Eğer ki konuşurken hata yaparsam. Evet, yeni gelenler için söyleyeyim dedim de. Şimdi arkadaşlar sivil fabrikalar inşa edeceğiz. Oyun hakkında fazla bir şey anlatmam gerekiyor. Çünkü çoğunuz artık bu oyunu biliyordu diye düşünüyorum. Sivil fabrika neden inşa ediyorum? Çünkü arkadaşlar başka şeyleri hızlı bir şekilde inşa edebilmek için. Örneğin askeri fabrika, askeri liman inşa edebilmek için hızlı bir şekilde bize sivil fabrikalar lazım. Evet. Bu askeri fabrikalarımızı, yani elimizde olan askeri fabrikalarımızı silah üretimine veriyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bize biraz asker lazım olacak. Bayağı bir asker lazım olacak. O kesin.
silah üretmemiz lazım. Silah üretip de birlik oluşturmamız lazım. Elimizde bir tane askeri liman varmış. Bunu değerlendirerek örneğin arkadaşlar konvoy inşa etmek için konvoy bize sıkça lazım olacak. Ticari konvoy. O da şimdiden arkadaşlar önem vermek lazım. Çünkü eğer ki fazla inşa etmezsek büyük ihtimal dışarıdan mal getiremeyiz. Evet. Bu da bizim sanayimiz için iyi olmayabilir. Evet, bize arkadaşlar petrol lazım. Petrol getirterek, alüminyum getirterek, kauçuk lazım. Kauçuk getirerek değişik değişik ülkelerden demir yeteri kadar var çok şükür. Şimdi birlik yetiştirmemiz gerektiğini söylüyor oyun. Getiştirerek güzel de ilk önce arkadaşlar nerede birlik lazım ona bakalım. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir şey bakmak isterim. O da ne? Bu oyunda mevcut bilmiyorum. Doğa haritası arkadaşlar. Doğa haritası yok. Evet, ancak böyle bakabiliriz. Neden doğa haritası benim için önemli dersen, çünkü arkadaşlar örneğin mesela dağlar dağ komandosu gönderirim. Normal arazide de arkadaşı düz arazilerde de tank veya normal piyade kullanmak isterim. Balkanların büyük bir kısmı arkadaşlar dağlıklar oluştuğu için dağ komando tugayları bu bölgede lazım olacaktı. Aynı şekilde Kafkaslar'da da Afrika'da evet bir kısım dağ komando tugayı bulunduysak yolu İran'da da savaşırsa eğer İran'da da lazım olacaktır o kesin. Arabistan'da evet olacaktı başkenti ilerlemek için. Evet, daha komando tugayları lazım bize o kesin. Şimdi elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde askerlerimizi toplayalım. Arkadaşlar düzenli. Burada daha komando tugayları varmış, çok güzel. İkisini de alın getirin şöyle. Bir atlı bilim burada bulunsun. Şimdi üçünüz buraya gelin. Siz buraya gelin. Bir tane daha komando tugayı var bir yerde bakalım bakayım. Yok gibi gözüküyor. Tamam, son değil. Bunları da buraya alalım. Bana burada bayağı bir asker lazım olacak. O kesin. Arkadaşlar tabii hepsini buraya yığmak aslında doğru değil. Dur. Daha komando tugayların arkadaşlar. Dur. Yeniden seçmek zorundayım. Belki hatalı seçim yapmışımdır. Daha komando tugaylarını almak lazım. Bana lazım çünkü. Evet, şimdi. Bir. 2 3 sınırları bir türlü kapatmak lazım arkadaşlar. Bu mecbur yapılması gereken bir olay. Burada düz piyadeyle kapatmak isterim. Evet. Atları da alalım. İstanbul'a getirek şimdilik. Evet. Şurada iki birim var. Bunları da İstanbul'a görevlendirerek. Şimdi daha komando tugayı hariç arkadaşlar. Burada bir ordu oluşmasını isteyeceğim. 19 tane birim mevcut. Tamamdır. Bu ordunun başına çölde iyiymiş bu paşamız. Kimi getirtirsem o bak baba. Salih'in ömür tük. Bu güzel. Ömür tak. Omurtak. Evet arkadaşlar, bu general'ımızı getiriyor. Neden? Çünkü tepeliklerde özelliklere sahip olan bir paşamız, tepelerde savaşacağımız için lazım olacaktır. Evet. Askerlerin arkadaşlar eğitim almasını isteyeceğim. Ama tabii biraz arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız olacak. Asker ve mühimmat harcayacağız. Diyecek mi? Diyecek bana göre. Diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bunlar istediğim yere gelene kadar bir orduya bağlanmayacak. Şimdilik öyle dursun. Şimdi bize birlik lazım olacak. Bu iki tane daha komando tugayı kesin olarak arkadaşlar lazım olacaktı diye düşünüyorum. Yanlış düğmeye bastım. Burada. Evet. Burada da aynı şekilde 3 tane daha komando tugayı lazım olacak. Yanlış düğmeye bastım gene ister istemez. Evet. Tamamdır. Şimdi bu kadar asker yeter mi? Bana göre yeter. Neye önemsesek acaba? Takviye almasına mı? Evet, takviye alması ordularımızın bizim için çok önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Çünkü gördüğünüz gibi tamamen takviye verilmemiş. Daha takviye verilmesi lazım diye oyun bize bir seçim. Yok, takviye önemli değil şu anda. Çünkü şu anda bir savaşta bulunmuyoruz. Daha çok birim yetiştirmeye önem versek doğru olacağını düşünüyorum. Evet, şimdi yapabileceğimiz bir şey kaldı mı? Son defa güzel bir şekilde geziniyorum. Galiba kalmadı demeden aklıma gelmişken arkadaşlar birkaç tane amiral yerleştirerek şimdi ileride savaşırız, bir de unutursak iyi olmaz bizim için. 5 tane arkadaşlar siyasi puan lazım. Siyasi güç puanı. Tamam, gerek yok şimdi o zaman. Şimdi güzel bir şekilde devam edebiliriz oyunumuza hızlı bir şekilde. Evet. Arkadaşlar benim amacımı galiba az çok ne olduğunu gördünüz diye düşünüyorum. Amacım Bulgaristan'a dalmak. İlk başta Bulgaristan'ın en basit ele geçebileceğimiz batıda bir ülke olduğu için. Başarabilirsem Irak'a girmeyi düşünüyorum. Ondan sonra veya daha sonra bilmiyorum ama arkadaşlar ilk amacım Bulgaristan. Okeyse ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Neden Irak benim için önemli? Çünkü arkadaşlar petrol bulunduğu için. Evet. Şimdi bu birlikleri de bağlayalım buna. Bu da eğitime başlayacak yakında. Bunların hepsi bağlandı mı bilmiyorum. İnşallah bağlanmıştı. Hepsi bağlandığını gösteriyor. Evet. Şu da bağlansın. Tamamdır. Bunlar bir de bir birlik oluştursun. Paşam eğitimine başla. Hangisi? Paşamızın eğitime başlasın. Burada Nazmi Soluk başlasın. Burada da bir paşa görevlendirerek. Burada da arkadaşı Cemil Cavit Toydemir'i yerleştireceğim paşamız olarak. Çünkü çölde özellikle sahip olan bir liderimiz. Evet, mesaja bakamam şu anda. Affetsin artık o arkadaşımız. Evet, yeteri kadar siyasi puanımız oldu. Hemen güzel. Aa, yok. Hayır. Yeni bir lider. Tamam. Heh. İki tane güzel amiral geldi. Güzel değil de yani. Kabulleneceğiz artık, yapacak bir şey yok. Tamamdı. Güzel. Bayağı bir asker yerleştirdik burada. Bu üç birim buraya getirerek. Başarabilirsem arkadaşlar üretim gücüm yükseldiği zaman ne yapacağım? Tabii ki panzer üreteceğim. Bu orduya panzer katmayı düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi askerlerimiz yetiştiriliyor istediğim bölgelerde. Tabii onun için bir araştırma lazım bize. Panzer araştırması, ona gideceğim. Bir araştırma burada bittiği zaman. Evet, gördüğünüz gibi 3 puan topladık. Çok güzel. Ordularımız güzel bir şekilde bize tecrübe puanı getiriyor. Rheinland Besetzung. Deutschland hat den klaren Besetzung. Verletzung der Weservertrag tut mir leid, Stadt. Aa, bu olayı biliyor. Bu olay arkadaşı şu. Burası Rheinland ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşması yapıldı. Ve bu anlaşmada Rheinland'ın galiba şurası olması lazım. Askerle boşaltılması istendi ve hiçbir zaman asker bulunmayacağı söylendi. Ama arkadaşı Almanya bunu takmadı ve asker yerleştirdi Hitler. Evet. Şimdi istediğimiz siyasi puanı topladık. Hemen değerlendiriyoruz. Nihal Atsız'ı getiriyoruz arkadaşlar. Halkın bu olaya destek çıkmasını isteyeceğim. Yani Millet Partisi'ne, hükümete getirebilmek için. Şimdi amacımızı burada siyasi çabamıza ulaştık. Şimdi sanayi çabamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Sanayimizin başta hızlı bir şekilde güçlenmesini istemek yanlış bir şey değil bana göre. Çünkü arkadaşlar güçlenmesi lazım. Burada bir tane ben arkadaşlar dengeli olsun diye bir tane süvari birimi yetiştireceğim. Evet, bir tane sadece, fazla gerekmez. Bunu da önem alak. Bir an önce bunların eğitimi bir tersi yolu gördüğünüz gibi güzel bir şekilde asker ediyor. İtalya Etopya'yı aldı. Hayırlı olsun diyeceğim ama hayırlı olsun demek istemiyorum. Bana kalsa İtalya yok etmek isterim. Ama aslında var ya, elimde yeteri kadar güç olsa arkadaşlar, şöyle Balkanları, İtalya'yı, Almanya'yı falan, ne kadar burada Avrupa ülkesi varsa yutmak isterim. Afrika'da içinde bir kısmı. Şu hani Sovyet'in büyük bir kısmını, İran'ı falan. Yani fena olmaz ama tabii sanmıyorum gücümüz yeteceğini. Evet, şimdi bunu yeteri kadar sanayi gücümüz şimdi şu anda yok. Ailesi biz arkadaşa bu araştırmaya devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın, şunu da baştan söyleyeyim de.
Şimdi maalesef partiyi değiştiriyoruz değil mi? Neden? Aslında tarihe göre arkadaşlar CHP yani Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk zamanında hükümetteydi. Bu ne anlama geliyor? Yani Türkiye 2. Dünya Savaşı'na tarafsız kaldı. Bitene kadar demeyeceğim. Yanlış bilgi olmuş olalım. Son 50 günde mi, son 30 günde mi hatırlamıyorum tam ne zamana kadardı. Tarafsızlığını bozdu ve Almanya'ya karşı kağıt üzerinde savaşa katılmış oldu. Yani tarafsızlığını bozmuş oldu arkadaşlar kağıt üzerinde. Tabii bu Atatürk isteğine değil, İsmet İnönü bunu yaptı arkadaşlar. İyi mi doğru mu onu hakkında konuşmak doğru olmaz aslında. Şimdi arkadaşlar silahlandırma çabasına girdik. Onun için askeri fabrika verecekler eğer ki başarırsak bunu. Bizim amacımız ama oyun sonuna kadar tarafsız kalmak olmayacak. Bizim amacımız arkadaşlar partiyi değiştirip tarafsızlıktan çıkıp faşist olup arkadaşlar herkese savaş açma imkanı bulmak olacak. Nasıl olacak? Ya halk seçecek 1939'da Millet Partisi'ni ya bir darbeyle gelecek. İstemem bir darbenin gelmesini aslında. Arkadaşlar ama mecbur kalırsak darbeyle getireceğiz veya erken seçime gidilecek. Ben arkadaşlar oyunu öğrenmek amaçlı denedim ve gerçekten böyle bir şey mümkün. Erken seçime gidilmesi. Ama tabii oyun yüksek olması lazım. Birkaç event geldi. %49-47 falan olmuştu halkın desteği. Böylelikle erken seçime gidildikten sonra arkadaşlar savaş çıkmadan, darbe gelmeden güzel bir şekilde parti değişti hükümette. Millet Partisi başa geçti yani. Tabii inşallah böyle bir şey mümkün olur diye arkadaşı umut ediyorum. Ama kolay olmayacaktır. Evet. Şimdi. Güzel. Gel bakayım sen. Sen de eğitime başla. Durma boş orada. Haydi bakalım. Güzel güzel. İstediğimiz askerlerimiz yetiştiriliyor. Hayır böyle bir şey istemiyordum. Kapat. Yes. Sen de eğitim. İyi. Burayı kapatmış olduk. Yani. Güzel. Güzel. Şimdi arkadaşlar burada ben konsantre olunmuş sanayiye gidiyorum. Neden? Üretim gücünü, fabrika üretim gücünü %20 yükseltmek için ve inşa alanını %20 yükseltmek için. Evet. Tercüme ederken biraz sıkıntı yaşıyorum. Affedin. Ama galiba doğru düzgün bir şekilde her şeyi tercüme ettiğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi sivil fabrika değil de askeri fabrikaya daha çok önem vermek istediğim için arkadaşlar silahlandırma çabasına bir sefer daha gidiyorum. Ondan sonra arkadaşlar ama sivil fabrika sayısını yükseltmek için inşaat çabasına gideceğim. Evet. Şimdi fazla silah fabrikamız var. Elimizde başka bir şey üretmek için imkan var mı? Uçaklar var falan. Gerekmiyor şu anda aslında. O zaman arkadaşlar biz tüm bir sanayi fabrikamızı silah üretimine daha vereceğiz. Evet. Üretim gücünü yükseltebilmek için. Güzel. %35'e geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar silah üretimi güzel hızlı bir şekilde yükseliyor. İyi. Bayağı bir açığımız var ama yavaş yavaş kapandığını görmüyorum. Açılıyor bu. Galiba nedenini hepimiz biliyoruz arkadaş. Çünkü daha çok bunları önem verdiğimiz için. Sorun değil arkadaşlar. Parti değişene kadar üretime önem vereceğiz. Asker yetiştirme önem vereceğiz. Ondan sonra takviye vereceğiz bildiklerimizi. Çünkü savaş hazırlık yapacağız. Evet. Süvari tümeni yetiştirmeye daha başlamamış. Yeteri kadar malzeme yok galiba. Sorun değil. Silah üretimi ne kadar hızlanırsa o kadar arkadaşı imkan olacak. Evet gördüğünüz gibi eğitimle güzel bir şekilde devam ediyor. Birliklerimiz böylelikle tecrübe topluyor. Arkadaşlar bundan mesela tecrübesiz maalesef. Değil mi? Evet ama 3. seviye gelecekler. Fazla bir şey kalmadı galiba. Evet yavaş yavaş yükseliyor. Yani normal seviyelerine gelecekler. Evet. Bunlar yükselmiyor. Neden yükselmiyor? Galiba bununla savaşması lazım. Evet ama ben burada arkadaşa ordu tecrübesi toplamak için yapıyorum bunu aslında. Evet. Sivil fabrika lazım. Onun için inşa
çabasına önem vereceğim. Demir eksikliğimiz var. Sorun değil. Hap atarız demir. Şaka yaptım. Çok kötü bir şaka oldu. Affedin. Yani kötü bir şaka oldu. Hani demir eksikliği olunca hap alırsınız ya, demir hapı falan demir. Onu diyecektim. Oldu. Boşa. Hadi ya, tarafsız olmak kötü bir şey değil o zamana göre. Yani doğru yapılmış bir şey aslında. Gazi Mustafa Kemal Atatürk doğru bir şey yapmış. Neden mi? Çünkü arkadaşlar, yani Türkiye o zaman da 2. Dünya Savaşı'na hazır bir devlet değildi. Ve sonuna kadar tarafsız kalarak ne kaybı oldu ne kazancı oldu. Yani doğru bir şey yaptı. Tam sonuna kadar tarafsız kalmadı, pardon yani. Bir tarafta savaş ama tam olarak sadece kağıt üzerinde katıldı diyebiliriz, evet. Ama örneğin mesela Almanların yanında yer alsaydı arkadaşlar, savaş kaybetseydi Türkiye biraz daha gerilenmiş olurdu. Evet, bu da iyi bir şey değil maalesef. Şimdi kaynak üretimini %10 yükseltmek için bu araştırmaya gidiyoruz. Rohstoff Abbau. Güzel, biraz daha sanayi puanımız, pardon, sanayi puanı diyorum. Faşistler arkadaşlar destek almış. Yakında darbe gelirse şaşmayın. Atam, emekli olacaksın yakında. Yani asma masma olmayacak. Evet, affet. Böyle bir şey istemezdim. Keşke tarafsız olarak bir başka uluslararası savaş sebebi araştırma imkanım olsaydı her seferin 3'teki gibi. Ama maalesef arkadaşlar öyle bir şey mümkün değil. Şunu da söyleyeyim de arkadaşlar, herkes bilsin. Bakın, sevmeyenler olabilir, sevenler olabilir. İster sevmeyin, ister sevin, saygısızlık yapmak doğru değil. Saygınız olması lazım. Tamam, bazılarına göre hatalar olmuştur. Bazılarına göre doğru şeyler yapmıştır. Evet, doğruları da var, hataları da var. Her Allah'ın kulunda olduğu gibi benim de hatalarım var. Sizin de yaptığınız bazen hatalarınız var. Ama doğrularımız da var yaptığımız. Ama arkadaşlar, hiç kimseye küfür etmek doğru değil. Yani hataları yüzünden veya siz hatalı gördüğünüz yüzünden. Ne demek istediğimi anladınız galiba diye düşünüyorum. Evet, sevmeseniz de arkadaşa saygısızlık yapmayın demek istiyorum yani. Evet, bunu söylemek istiyorum. Şimdi hangi konuda araştırmaya devam etsek, sanayi araştırmasına bunlara biraz daha var. Erken araştırsak olmaz. Biraz daha beklemede kalacak ya. O zaman biz o sıra başka bir şey araştıralım. Örneğin mesela askeri araştırmalara gitsek. Affedin, burnumu silmek zorundayım. Evet, bir ara şunu araştıralım. Bana bazı arkadaşlar destek tugayları lazım. Bunun sayesinde arkadaşlar piyonil, mühendis, istihbaratçı, artık doğru mu çevireyim bilmiyorum ama bunlar lazım bize, o kesin. Şimdi İki öbür araştırmaya da topçu tugayları mı araştırsak? Fena olmaz aslında. Araştıralım. Aha, yine uçaklar mevcut. Değerlendirek hemen. Çok güzel. Beklesin. Arka planı şu anda gerek yok. Şimdi bir danışman daha getirme imkanımız oldu. Bunu da değerlendireceğiz. Mumtaz Ökmen'i getirerek böylelikle arkadaşlar sivil fabrikalarda, altyapıda ve rafineride inşa hızını yükselteceğiz %10. Bu da lazım. Çünkü sivil fabrikaların bir önce hızlı bir şekilde inşa edilmesini istiyorum. Evet. Ne kadar çok sivil fabrikamız varsa o kadar iyi aslında. Toplam arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sivil fabrika inşa etmek için 15 tane fabrikayı görevlendirebiliyorsunuz. Yani sivil fabrika sayısı önemli aslında. Bunu unutmayın. Askeri fabrika da önemli, sivil fabrika da önemli. Çok güzel. Şimdi istediğimiz kadar birlik oluşturmaya başladık. Aslında yavaş yavaş panzer üretimine başlasak fena olmaz diye düşünüyorum. O zaman ne yapacağız? Biz çok basit arkadaşlar. Biz panzer üretmeye başlayacağız. Yavaştan. Evet. Burada bana iki tane lazım olacaktı diye düşünüyorum. İstanbul'da, ah yanlış düğmeye bastık. İstanbul'da başlansın. Çok güzel. Ve iki tane de burada isterim.
İki tane mi? İki tane olsun. Hadi üç tane inşa edelim ya. Evet, tamamdır. Haydi bakalım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel, gerçekten her şey istediğimiz gibi gidiyor şu anda. Ve birkaç tane birim yetiştirsek fena olmaz. Örneğin mesela burada arkadaşlar 3 tane birim yetiştirerek. Evet. Önemi yok ama önemsemeyeceğiz fazla. Çünkü yeteri kadar bildiğimizin olduğunu düşünüyorum. Zaten fazla maalesef asker sayımız yok. Evet. Asker sayımız fazla yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bu bölümü bitirmek isterim. Neden? Çünkü vaktimiz doldu, geldi de geçiyordu arkadaşlar. İsterdim videolarımızın uzun olmasını ama maalesef mümkün değil. Çünkü benim de vaktim kısıtlı arkadaşlar. Evet, ama bu bölüm bitirmeden şunu yapmak isterim. Arkadaşlar, silahlandırma çabası 3. seviye. Böylelikle bir silah fabrikası daha alıyoruz İstanbul'da. Evet arkadaşlar, önümüzdeki bölüm ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Partinin bir an önce arkadaşlar Millet Partisi'nden başlıyorum. Başa geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz zaten. Yapacak fazla bir şey olmaz. Sadece sabır etmemiz lazım. İnşallah erken seçimden önce bir event gelir. %20 arkadaşlar destek daha alır. Ve böylelikle erken seçim geldikten sonra darbeyi vurmadan arkadaşlar halkın oyuyla başa gider Millet Partisi. Mecbur kalırsak da arkadaşlar darbe gelirse affedin. Evet, ama bir an önce arkadaşlar artık savaşmak istiyorum. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.